Bu devlet yürür mü, yürümez mi? Erdoğan geçen bir konuşma yaptı. Kaymakamlık kurslarının bitmesi ve ondan sonrası onların atamaları ile alakalı bir toplantıda 2 gün öncesinde. Bugün tarihlerden 16. Aynı 14'ündeydi büyük ihtimal. 14'ünde dedi ki konuşmasında uzun bir, tabii ki her zaman olduğu gibi 40-50 dakika konuşma yaptı. Konuşmasının bir kısmında özet cümle şunu söyledi. Eve gece gidişim bazen 12, bazen 1, bazen 2. Böyle çalışıyorum. Aksi takdirde dedi bu iş, bu devlet yürümez. Reis hakkın ödenmez amenna ve saddakna da. Bu devlet yürümez cümlesi çok şey ya. Ucu bir cümle ya. Tam hakkın ödenmez amenna saygı duyuyoruz. Yöneticiliğine, amirliğine, devlet yöneticiliğine, devlet başkanlığına. Sana oy veren bir seçmen olarak, oy vermesem de birilerine saygı duyması gerekiyor. Sen temsil makamısın, cumhurbaşkanısın ama bu devlet yürümez cümlesi biraz şey. Fazla iddialı ya. Yani kimler geldi, kimler geçti. Onlarla ilgili bir karikatür var. Mezarlık resmi koyuyorlar, altına yazmışlar. İşte ben olmazsam bu işler yürümez diyenlerin hepsi abi mezarda yatıyor diye. Yani devlet yürür ya. Devlette de devamlılık esastır. Tabii ki devletin hal, hareket, davranış, yaşantı, yaşadıkları değişir tabii ki. Kişiye göre, adamına göre, yönetime göre değişir tabii de. Devlet iş yürür be. Bir şekilde yürür. Yani bu cümle çok ileri bir cümle olmuş. Yanlış bir cümle olmuş ya. Ne demiş? Tam gece 5-6 saat uyuyorsun. Amenna. Bu yaşına rağmen ben bu yaşta 7-8 saat bana yetmiyor. Sen 5-6 saatte idare ediyorsun. Bütün devlet işlerini, bütün büyük işleri, bütün dünya işleri, ümmetin dertleri, devletin dertleri, dünyanın dertleri, ekonomik sorunlar, yandaşların dertleri, peşkeşlerin dertleri. Tamam hepsiyle cebelleşiyorsun da. Yani bu devlet yürümez cümlesi biraz şey olmuş. Olmamış ya. Bu devlet yürür yürür. Yürür de nasıl yürür? Tabii Erdoğan'ın en büyük avantajı karşısında CHP gibi bir kitlesi olması. Muhatap olarak, alternatif olarak CHP olması. Eğer CHP olmasa, adam akıllı bir muhalefet olsa, vatan, millet, devlet kavramlarıyla bütünleşmiş bir muhalefet olgusu olsa karşısında Erdoğan şimdi çoktan giderdi. Erdoğan tabii ilk yılı ayrı, ikinci yılı ayrı, üçüncü, beşinci, onuncu, yirminci yılı apayrı. Hepsi her gündemi farklı. Ama şu son yıllardaki gidişatlar, ekonomik olarak konuşmuyorum. Ben ekonomik önemsemiyorum. Vatan, millet, Sakarya meseleleri üzerinde konuşuyorum. Yerlilik, millilik meseleleri üzerinde konuşuyorum. Yani Erdoğan'ın alternatif olmadığı için bu kadar rahat, bu kadar gevşek ya. Karşısındaki muhatap kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Yani şimdi dün değişti işte Özgür Öz açıklama yaptı. O da danışıklı dövüş geç. Karşısında CHP zihniyeti. Hani isimlerin önemi yok. Deniz Baykal olsun, Kılıçdaroğlu olsun, yarın başkası gelir. Yarın Bülent Ecevit mezardan kalksa gelse çok bir şey değişmez. Atatürk kalksa mezardan kalksa değişmez. CHP zihniyeti değişmesi lazım. Erdoğan'ın en büyük avantajı CHP zihniyetiyle muhatap olması. Karşısında CHP zihniyeti olduğu için gerçekten bu devlet yürümez cümlesinin alt metni bu. Yani karşımda CHP olsa bu devlet gerçekten böyle yürümez yani. Ne işimiz var Akdeniz'de, ne işimiz var Libya'da, ne işimiz var Suriye'de de, ne işimiz var şurada burada deyip de kendi kabuğunda IMF'nin kulu kölesi olmuş, prangalarında bağlı, zincirli bir memleket olduğumuz zaman tabii ki bu da bir devlet. Yani müstemleke bir devlet olunca da tabii ki devlet olur da. Yani dediğim gibi karşısında en büyük avantajı CHP kitlesi, CHP zihniyeti olduğu için alternatif olarak, muhatap olarak CHP olduğu için şu iddialı cümleyi kullanıyor. Bu devlet yürümez diyor. Yürür de. İşte nasıl yürür? İşte öyle. Çok iddialı bir cümle kullanmış reis. Yanlış bir cümle kullanmış. Bu devlet yürür, yürür de. Nasıl yürür? O da ayrı mesele. Erdoğan gider, yerine kim gelir? Erdoğan'ın muhterem bu son dönemi. Rabbim imanlı, kursaklı, vicdanlı. Vatan, millet, devlet, ümmet kaygısı olan daha cesur cesur yürek, cesur bilek yöneticiler nasip etsin bize. Allah yardımcımız olsun.